Yine mükemmel bir sabah. Bugün de hava gerçekten çok güzel. Okulların tatil olması şerefine hemen Roblox oynayacağım. Arkadaşlar ben Roblox oynamayı çok seviyorum. Roblox'ta da en çok Brookhaven oynamayı seviyorum. Siz Roblox'ta en çok hangi oyunu oynamayı seviyorsunuz? Videoyu beğenip yorumlara yazın. Dün cuma günü olduğu için Kamil ve Akın bizde kaldı. Bugün Kamil ve Akın ile alışveriş merkezine gideceğiz. Yemek yiyeceğiz, sinemaya gireceğiz. Yani bugün Kamilcim ve Akıncım ile çok eğleneceğiz. Şimdi hemen yüzümü yıkayıp dişlerimi fırçalayayım. Tabii ki de tuvaletimi yapmayı da unutmuyorum. Bugün ayrıca heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü Mete Kayagil yani. Mete abi dün bizim mahallemize taşınmış. Bugün Rafadan Tayfa ile Mete abiye bir şaka yapmayı düşünüyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi hemen Kamilleri uyandırayım. Arkadaşlar hadi kalkın, sabah oldu. Bugün çok eğleneceğiz. Hemen uyanın çabuk. Ne yapıyorsun Hayricim? Sabah sabah neden üstümüzde tepinip duruyorsun? Bu saatte ne olmuş olabilir ki? Bırak biraz daha uyuyalım. Kamilcim dün Mete Kayagil bizim mahallemize taşındı, haberiniz yok mu? Bugün Mete abiye çok güzel bir eşek şakası yapmak istiyorum. Ve bugün sizlerle alışveriş merkezine gideceğiz. Bugün çok eğleneceğiz, çok. Oha, sen ciddi misin Hayri abi? Mete Kayagil gerçekten bizim mahallemize mi taşınmış? Genz ekibini ve Mete abiyi gerçekten çok seviyorum. Bugün onunla kesinlikle tanışmalıyız Hayri abi. Bugün Basri amcanın bahçesine yaptığımız gibi Mete abinin bahçesine de aynı şekilde şaka yapacağız. Bu sayede Mete abiyle gülerek, eğlenerek tanışmış olacağız Akıncım. İyi hoş diyorsun da Hayricim, ya Mete abi bize sinirlenirse ve hiç tanışmazsa? Bence tanımadığımız birine şaka yapmamalıyız. Gidip onun hayranıymış gibi tanışmamız gerek Hayri. Gerçekten inanamıyorum Mete Kayagil bizim mahallemizde. 40 yıl düşünsem Mete Kayagil ile komşu olacağımız aklıma gelmezdi. Çok sabırsızlanıyorum. Hadi bir an önce bir şeyler yapalım Hayri abi. Kamil haklısın ama Mete abi bence bizi çok sevecek. Hem biz mahallemize taşınan herkese önce şaka yaparız. Bence Mete abi çok samimi birisi ve bize kızmayacak. Bunu bilemeyiz Hayricim. Ama yine de sana güveniyorum. Bu yüzden hemen kahvaltımızı yapıp şu şakayı yapalım. İşte bu be. Şakayı yapmak için çok sabırsızlanıyorum. Siz hemen oturun arkadaşlar. Kahvaltıyı ben hemen hazırlayacağım. Senin hazırladığın kahvaltılar gerçekten çok lezzetli oluyor. Hayri abi kahvaltıyı senin yapacağını duyunca ben daha çok sabırsızlanmaya başladım. O zaman al bakalım Akıncım. Kahvaltılarımı beğenmene tabii ki de şaşırmadım. Çünkü yemek konusunda benden daha iyi bir şef bulamazsınız. Hayri, gerçekten bu sandviçler çok lezzetli. İçine koyduklarının tarifini bana da ver. Ben her sabah bu sandviçi yiyebilirim, o kadar güzel. Arkadaşlar siz genellikle kahvaltıda ne yemeği seviyorsunuz? Onu da yorumlara yazın. Ben içecek alacağım arkadaşlar, size de vereyim mi? Bana süt ver Kamilcim. Sabahları süt içmeyi de çok seviyorum. Acaba süt içmeyi sevmeyen var mıdır? Hem tadı çok güzel hem de çok sağlıklı. Daha ne isteyebilirim ki? Buyur Hayricim. Ama sütünden biraz içtim, sorun olmaz değil mi? Ne sorunu olacak Kamilcim? Sen benim en yakın arkadaşımsın. Tabii ki de senden huylanmam. Kahvaltı çok güzel olmuş Hayri abi, ellerine sağlık. Ama ben artık heyecandan patlayacağım. Hadi hemen buraları toplayıp şu şakayı yapalım. Çok merak ediyorum, çok. Ben de çok heyecanlıyım. Akın, hemen bulaşıkları toplayıp şakayı yapmaya gidelim. Sizden istediğim şeyler var. Öncelikle biraz duba ve sahte yangın ateşi alacaksınız. Mete abiye çok güzel bir şaka yapacağız. Hadi hemen hazırlanın. Tamam Hayri abi. Hemen her şeyi hallediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Mete abi şu anda bahçede kitap okuyor. Hemen arka bahçeye doğru çaktırmadan sürelim. Bahçeyi dubalarla dolduracağız ve sahte yangın ateşi atacağız. Bu sayede Mete abi bahçesinin yandığını sanacak. Bu gerçekten Mete abiyi çok kızdıracak bir şaka Hayri. Bunu yapacağımızdan emin misin? Tabii ki de eminim Kamilcim. Mete abi bize kızmayacak, o çok iyi birisi. Hadi hemen merdivenden sırayla ve sessizce atlayalım. Dikkatli olun Mete abi. Her an bizi duyabilir. Şimdi bahçeyi dubalar koyarak dağıtalım. Daha sonra bahçeye sahte yangın ateşi atıp kaçacağız. Bu şaka çok eğlenceli olacak. Eminim Mete abi de bizim kadar eğlenecek. Bahçeyi dağıtmak gerçekten çok eğlenceli Hayri abi. Eğlence daha yeni başlıyor Akıncım. Şimdi bu mangala sahte yangın ateşi koyacağım. Ve Mete abi her şeyi fark edecek. Hadi arkadaşlar, her şeyi yaptık. Mete abi gelmeden kaçmamız gerekiyor. Hemen merdivenden sessizce atlayın. Mete abi gerçekten bahçeyi görünce şok olacak. Şimdi çıkan dumandan anlayacak Kamil. Hadi hemen arabaya bin, alışveriş merkezine gidip biraz eğlenelim.
İnanamıyorum bahçem yanıyor. Ben mangalı hiç açmadım ki. Bahçem nasıl yandı? Her yeri dağıtmışlar, bahçeye kesinlikle birileri girmiş. Bunu kesinlikle evimin etrafından sinsi sinsi geçen Rafa'dan tayfa yaptı. Bu gece onlara yapacağımı biliyorum. Mete Kayagil'e şaka yapmak neymiş göstereceğim onlara. Evet arkadaşlar, pizzalar da geldi. Teşekkür ederiz Hayri'cim. Acaba şu anda Mete abi bahçeyi görmüş müdür? Bence bize çok kızacak. Neden ona böyle bir şaka yaptık ki Hayri? Şakayı yaparken eğleniyorduk ama şu anda hiç mantıklı gelmiyor. Eğer Mete abi bize kızdıysa umarım bizi affeder. Çok abartıyorsun Kamilcim. Sadece çok basit bir eşek şakası yaptık. Mete abiyi tanımıyoruz ama çok seviyoruz. Eğer bize kızdıysa bile bizi tabii ki de affeder. Eğer çok kızarsa bir şaka daha yaparız. Bence Hayri abi doğru söylüyor Kamil abi. Bence Mete abi bize kızmayacak. Hem biz onun çok büyük hayranlarıyız. Eğer kızarsa bile bizi affeder. Hadi pizzalarınızı bitirin de hemen sinemaya girelim. Tamam Akıncım, hadi filmi seçelim. Filmi seçmeden önce sıcacık patlamış mısırlarımızı alalım arkadaşlar. Sinemanın mısırları çok taze ve çok lezzetli. Hayri abi, benim sinema mısırına puanım 10 üzerinden 9. Siz mısıra kaç puan veriyorsunuz? Ben 10 üzerinden 8 veriyorum Akıncım. Mısırı gerçekten çok severim ama çok kilo yapıyor. Benim puanımı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Sadece mısıra değil, dünya üzerindeki tüm yiyeceklere 10 üzerinden 100 puan veriyorum. Sizce hangi filme girelim? Ben arabaların olduğu aksiyon filmlerini çok severim. Bence aksiyon filmine girelim arkadaşlar. Ben ve Kamil abi de sana katılıyoruz Hayri abi. Aksiyon filmlerini çok severim. Hadi hemen biletimizi alıp sinemaya girelim. Film gerçekten çok iyiymiş arkadaşlar. Bana bakın, ters oturarak hem film izliyorum hem de mısır yiyebiliyorum. Sen gerçekten çok çılgınsın Hayri. Ne sandın Kamilcim? Bugün daha farklı şekilde eğlenemezdim. Film gerçekten çok heyecanlı. Acaba polisler kötü adamları yakalayabilecek mi? Filmin sonlarına doğru geldik Akıncım. Şimdi yakalayacaklar mı öğreneceğiz. Oha, polislerden kaçmayı başardılar. Gerçekten çok iyi filmdi. Hadi arkadaşlar toparlanın çıkalım. Gerçekten hayatımda izlediğim en iyi filmdi. Artık sinemaya daha sık gelelim, çok eğlendim. Akın uyumuş bile Akın uyan, film bitti Akın. Heyecanlı filmleri çok severim Hayri abi diyordun Akıncım. Hemencecik uyuyakalmışsın. Sen şimdi filmi izleyememişsindir de. İzledim Hayri abi. Sadece sonunu göremeden uyuyakalmışım. Sonunda ne olduğunu bana yolda anlatırsınız. Gel Akıncım, gelmişken biraz spor yapalım. Hem spor yaparken biz de sana filmi anlatırız. Ne sporu Kamilcim ya? Spor yapmaktan nefret ettiğimi biliyorsun. Sırf ben sevmiyorum diye yapıyorsun. Çok konuşma Hayricim. Çok konuşacağına çok fazla koş ki biraz kilo veresin. Hem spor yapmak çok önemli. Daha sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsan spor yapmamız gerekiyor. Hayri abinin spor yapacağını duyunca morali bozuldu. Ne alakası var Akıncım? Ben gerçekten çok sağlıklı, düzenli spor yapan fit birisiyim. Benimle böyle konuştuğun için gerçekten kırıldım. Tabii Hayri abi, tabii öyledir. Her neyse arkadaşlar, saat çok geç oldu. Annemin marketten istediklerini alıp eve gidelim. Bugün gerçekten eğlencenin dibine vurduk. Bir o kadar da yoruldum. Tamam Hayri abi, siz hemen alışverişi yapın. Ben arabada sizi bekliyorum. Hayricim Ayşe, teyze ne kadar çok eşya istemiş. Gerçekten tüm enerjim bitti. Hemen eve gidip uyumak istiyorum. Ama bugün gerçekten çok eğlendik. Ben de çok yoruldum Kamilcim. Annem market alışverişlerini hep biriktirir. Bu yüzden hep market alışverişini yaparken çok yorulurum. Çoğu zaman markete gitmemek için bahane uyduruyorum. Evet, hemen arabayı park edeyim, sonra hemen uyuyalım Kamilcim. Bu gece de bizde kalın. Hem nasıl olsa yarın okullar tatil, hem yarın futbol maçı yaparız. Ben de evde tek kalmamış olurum. Bize uyar Hayricim. Sabahki maçta yenilmeye hazır ol. Anca rüyanda görürsün Kamilcim. Benim adım Mete Kayagil'se, ben Rafa'dan Tayfa'nın bahçeme yaptığı şakanın hesabını sorarım. Şimdi hemen şu garajın kilidini kırayım. İşte bu kadar basit. Şimdi sizin bu pahalı arabanızı mahvedeceğim. Bana yaptığınız eşek şakasının aynısını yapacağım. Bakalım siz nasıl tepki vereceksiniz? Arabaya iyice zarar veriyorum. Şimdi bir de bomba patlatacağım ve arabalarını mahvedeceğim.
Mete Kayagil'e şaka yapmanın cezası böyle olur. Bu bomba sesi neydi böyle? Kamil sesi duydun mu? Eve hırsız girmiş olmasın. Sesi duyduk. Hayri abi, çok korkutucu bir sesti. Ben çok korkuyorum. Hemen polisi arayalım ya da hemen aşağıya inip bakın. Tamam Akıncım, sen korkma. Yatağına gir ve uyu. Biz Hayri ile hemen bakıp geleceğiz. Büyük ihtimalle birisi şaka amaçlı torpil atmıştır. Hadi Hayri, gidip bakalım. Kamil, arabamız yanıyor. Çabuk söndür şu arabayı. Söndürüyorum Hayri. Ben sana Mete Kayagil'e şaka yapmayalım demiştim. Al işte, o da bize aynı şakayı yaptı. Tanımadığımız birine şaka yaparsak olacağı bu. Bu arabanın parasını ona ödeteceğiz Kamil. Sen şimdi sadece beni takip et. Sessizce evine gireceğiz ve kasayı patlatacağız. Kasadaki tüm parayı alıp kaçacağız. Ne de olsa arabamıza zarar verdiği parayı alacağız. Evet, hadi Kamil, sessizce yere eğil ve küçük adımlarla eve girelim. Ben kasayı patlatacağım ve paraları alacağım. Sen Mete Kayagil'i gözetleyeceksin. Eğer uyanırsa hemen kaçacağız. Tamam Hayri, ama bu yaptığımız çok mantıksız bir şey. Bununla Mete Kayagil'i daha çok kızdıracağız. Umarım başımıza kötü bir şey gelmez. Bir şey olmaz Kamil, merak etme. Hadi bombayı kurup patlatacağım. Paraları aldığım gibi hemen buradan kaçacağız. Paraları aldım Kamil, koş. Mete Kayagil uyanıyor Kamil, koş. Kaçmayın, buraya gelin çabuk. Hayri, biraz daha hızlı koş. Başardık Kamil, başardık, yaşasın. Bunu bana nasıl yaparsınız? Bir dahaki bölümde Genze ekibini getireceğim ve size bir savaş açacağım. Oyun daha yeni başlıyor Rafa'dan Tayfa.